Öğretmeniz sizin için oldukça eğlenceli bir parkur seçti. Kimi yerde dar patikalar, çamur gölleri ve üzerinden atlamanız gereken tümsekler var. Parkuru yol boyu görebileceğiniz işaretlerden takip edebilirsiniz. Göreviniz final noktasına ulaşmak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet ama çocuklar unutmayın ki bu bir yarış değil, eğlence. Son ekip turunu tamamlayana kadar da bekleyeceğiz. Anlaştık mı? Ya ben korkuyorum işte böyle şeylerden. Ya sevgilim sakin olsana. Pilota güven. Nasıl? Hocam, hocam biz iki kişi binebiliyor muyuz? Evet Hüseyin'cim zaten herkes iki kişi binecek. Ben de. Evet hadi çocuklar eşlerinizi seçebilirsiniz. Biz eş olsak mı? Sen kullanmayı biliyor musun? Evet. Üf. Nasılım bir de biliyor musun? Bayağı iyiyim. Hatta benim çok fazla şampiyonluklarım böyle olabilirdi. Ama işte katılmadım. Katılsaydım yarışlara olurdu, çok olurdu. Tamam, olur. Katılmak mecburi miydi hocam? Evet Berk'cim, katılmak da, eğlenmek de mecburi. Arkadaşlar, banktan kastınızı alabilirsiniz. Yavaş kullanacaksın Ömer. Tamam, ben de sakin ol. Ben çok güzel kullanacağım, merak etme. Ya şey, biz hiç konuşmadık da sen mi kullanıyorsun yoksa ben mi kullanıyorum işlemci? Ah. Şanssız günündesin ufaklık, kusura bakma. Bu seferlik ben kullanıyorum. Ama sen de üzülmüyorsun, neden? Çünkü sana da abiye sarılmak kaldı. Zaten baksana ben ne yapacağım burada sensiz, eğlenemem ki. O yüzden direksiyon bu seferlik bende, tamam? Tamam. Çocuklar kasklarınız burada. Ya sabah soruyordum da yarım kaldı. Seni bizim mahallede görmüş olabilir miyim? Nereden çıktı o şimdi? Yani bizim o tarafta oturmadığına göre birisi için gelmiş olman gerek. Diyorsun. Deme kurban. Bak hiç ağzına yakışmadı. O Tolga'nın lafı sende hiç hoş olmadı. Demek öyle düşündün. Birisi için geldiğimi. Yani senin için geldiğimi düşündün. Halbuki için gelmiş olamazsın herhalde. Peki hoşuna gitti mi senin için gelmen? Gitti tabii. Niye gitmesin ki? Senin gibi güzel bir kız beni takip etmiş sabah sabah. Sürpriz oldu yani. Biliyor musun? Ben bayılırım sürprizlere. Ha? Hı hı. Her şeyi bir sürprizle süslemeye bayılırım. Ben de çok severim bu arada sürprizleri. Ya. Hatırlatırım sana bunu ama bağlayamak. Hadi gel. Geç kalmayalım artık. Biz de gidelim. Al yani. Sen daha iyi misin? O uzun bir süre çok mümkün gözükmüyor gibi. Bak deme böyle ya. Belki sinirin geçmeyecek ama sakinleyeceksin. Bak gerçekten inan bana. Nedense bana hiç öyle gelmiyor. Bakalım. Göreceğiz. Sen yine de bu öfkenin seni yiyip bitirmesine izin verme. Haklıyken haksız duruma düşersin. Yapma öyle. Haklıyım da ne oluyor Aybike? Hı? Haklıyım da ne oluyor ya? Kimse cezasını çekmiyor. Hadi tak kaskını da çıkalım biz de. Şuna bak ya. Hala ters ters bakıyor bana. Elif bıraksalar saldıracak sanki. Tamam ya bakma sonraları. Onun öfkesi bir süre böyle sürecek yani. Siye benim bir suçum yok. Annemi babamı korumam bir suç olamaz. Biliyorum Doruk, ben de öyle düşünüyorum. O da zamanla anlayacak yani. Thank you.
Ben Berk'ten saklamak istemedim. Ben Berk'e bir şey söylemeseydim hiçbir şey bilmeyecekti. Düşünemiyor mu bunu ya? Sinir oluyorum. Tamam, sakin ol. Onu da anlamaya çalış. Diyorum ya, biraz zaman vermen lazım. Zaman geçsin, o sağlıklı düşünebilsin. Zaten sana hak verecek, eminim ben. Umarım öyle olur. Hadi geçir. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Yavaş kullanacaksın, tamam mı? Tabii tabii, yavaş kullanacağım. Söz mü? İyi, söz. Ya tamam da biz partide fellik fellik motorla gezerken hiç korkmuyordun. Ama bu aynı şey değil ama. Niye aynı şey değil? Neyden çekiniyorsun burada? Bu ATV'ye özel. Yani çamur falan sıçrıyor. Sevmiyorum. Ha, anlaşıldı. Tamam. Sana özel o zaman. Temiz bir tur olacak sevgilim. Anlaştık. Anlaştık. Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi benim gördüğümü? Bilerek yapıyor. Gıcıklığına yani. Hayır, sen bir de gittin onunla sınıf temsilcisi oldu. Saçma sapan. Bravo. E sen olsaydın? Ben olacaktım Ömer. Ben olacaktım. Parmağımı kaldıramadım ki. Kız direkt kaldırdı. Gıcık şey ya. Sinirimi bozdu. Sen bir gerginsin. Ben seni akşam güzel bir yemeğe çıkarayım. Bu gerginliğini alayım. Ha? Olur. Ver. Şimdi ama romantik gezimizi yapalım önce. Yavaş ve romantik. Tamam, yavaş, yavaş, tamam. Sen bilmiyorsun bir daha ATV kullanmayı ya. Kızım ben 7 yaşında köyde traktör kullanıyordum. Ne anlatıyorsun? Bunlar fındık fıstık. Gel. Of. Olur, şunları yenelim ama, tamam mı? Kanıyor biraz. Dur, elleme çok. Başka bir yerinde bir şey var mı, ağrın falan ha? Çok çok iyiyim. Asiye! İyi misin? Merak etmeyin, iyiyim ya.
Ya dur, dur! Allah kahretsin ya, Allah kahretsin! Ne oldu, karşınıza hayvan falan mı çıktı? Sihir! Yok, hayvan falan değil de manyağın biri çıktı karşıma. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Lafını bil de konuş lan. Ne biçim konuşuyorsun? Oğlum öldürüyordun lan bizi. Bu yaptığın manyaklık değil de ne? Az bile yaptım. Senin annenle baban, benim babam orada. Gözlerinin önünde can çekişirken sessiz kaldı. Bu hiç bile. Sana öyle olmadı diyorum. Yeter artık, kendine gel. Gelmezsem ne olur ha? Ne yaparsın? Ailecek bir olur, beni de mi öldürürsünüz yoksa? Ha, ne yaparsınız? Şişt, bir sakin olun. Siz hesaplaşacaksınız ya, kardeşime zarar veremezsiniz. Şimdi ikiniz de özür dileyin, hadi. Tamam Ömer, büyütmeyelim ya, bırakın. Haklısın Ömer. Özür dilerim. Suçum olmamasına rağmen özür diliyorum. Bir de hala gülüyor musun ya? Sıkıştırdın lan bizi, o yüzden tamam düştük. Daha kötüsü de olabilirdi. O ne demek ya? O ne demek? Berk, ne demek daha kötüsü olabilirdi? Kendine gel istersen. Sana ne oluyor Aybike? Senin öfkeden gözün dönmüş, farkında mısın? Bu yaptığın haklı bulunacak hiçbir yanı yok Berk. Benim de başıma bir şey gelebilirdi. Ayrıca senin hırsın yüzünden Asiye daha kötü yaralanabilirdi. Senin o çok sevdiğin Asiye seni cam yığınının altında bıraktığında böyle korumuyordun ama onu. Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ya bırak Allah aşkına Aybike ya. İşine gelince sevgili kuzenin, işine gelmeyince de... Yeter, kes! Bence kendinde değilsin sen. Kendine gelene kadar da git, yok ol. Ne haliniz varsa gör. Ne haliniz varsa görün. Gel sana oturtalım şimdi. Yerinde ağrı var mı başka? Yok, iyi misin ya? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.